Aykut'cum. Evet Aykut'cum. Evet, hoş geldin. Hadi Hoş saz bulduk. çalalım ha. Hoş geldin Aykut. Seni aramızda görmek bizi çok sevindirdi. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bugün sana misafir olduk. İstanbul'da evindeyiz. Sen kısaca istersen bir kendini tanıt. Ondan sonra da neler yapacağımızı konuşalım. Yani şöyle söyleyeyim öncelikle. Seni burada görmek çok mutluluk verici bir şey. İnşallah temelli olarak bir gün Türkiye'ye, İstanbul'a, Tekirdağ'a dönersin, İstanbul'a da gelirsin benim yanıma. Bence mükemmel bir iş yapıyorsun. Şimdiden eline sağlık her şey Çok için. teşekkür ederim. Çok Teşekkür sağ ediyoruz ben de kendi adıma. O ol. Eyvallah. Beyiç'e de selamlar olsun. Hani Beyçe, şey, Zeki Müren gözlüklü çocuğa. Zeki Müren gözlüklü çocuğa selamlar olsun. Evet. Şimdi ben kendimden birazcık bahsedeyim. Seninle tanışmamız uzun yıllara dayanıyor ama ben daha önceden keman çalıyorum. Babam tarafından teşvik edildim ve akademik olarak beni yönlendirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi kompozisyon bölümünü bitirdim. Ben de kendi çapımda müzik yapmaya çalışıyorum ve keman öğretmenliği de yapıyorum aynı zamanda. Bugün neler yapacağız ondan bahsedeyim. Yay tutuşu öğreneceğiz, keman tutuşu öğreneceğiz. Herkesin bilmesi gereken, yani kemana başlayacak insanların bilmesi gereken temel bilgiler olacak. Elimden geldiğince kısa yolları göstermeye çalışacağım. Keman, yaylı ailesi dediğimiz, yani yaylı enstrümanlar, kontrbas, violonsel, cello eş anlamlı, viola ve en küçük enstrümanımız keman. Ailenin en tiz, en ince sesli enstrümanı. Tel isimleri sol, re, la, mi. Şu anda batı olarak konuşuyoruz. İleriki zamanlarda Türk müziği konusuna da gireriz. Sol, re, la, mi tellerinin ismi kalından inceye doğru. Klavyesi var. Ağaçtan yapılan bir yapısı var. Aynı şekilde yan bir aparatı var. Bu bir arşe, yay deniyor. Şöyle latin ağacından, akça ağaçtan ya da abonozdan yapılıyor. Şurası özellikle abonoz oluyor genelde, klavye siyah olan bölge. Birçok yeri var. Bunları anlatmayı çok fazla uzatmak istemiyorum. Birçok yeri var yani. İşte çeneliği var, kuyruğu var, şu var, bu var. Kemanın eski olması önemlidir derler. Sesi çok güzel çıkar derler. Ama kemanın çalınması daha önemlidir. Çalındıkça güzelleşir sesi. Özellikle içinde bir can direği vardır. Şu aradan görünür. İnceleme fırsatınız olursa bakarsınız. O can direği oturmuş ve köprünün oturmuş olması, köprü değiştirilmez pek fazla. Oturmuş olması kemanın sesini güzelleştirir. Bu da yayımız, arşemiz. Gül ağacından yapılıyor. Çok fazla germemek gerekiyor. Şöyle yaptığınızda şu serçe parmağınız girmesin. Sadece ucu böyle çıt, o kadar. Tel isimleri demiştim. Oradan devam edeyim. Sol en kalın, re, la ve mi seslerim var. Akort aletinde G, D, A ve E kalından inceye doğru. Şimdi ilk önce ince seslerden başlatılır ki parmaklar basması daha kolay. Baskı çok önemli kemanda. Hatta şöyle bir tabir vardır. Beton baskı. Bastığınız zaman mesela boş telle çalıyorum önce. Eğer şöyle basarsam sesi arasındaki farkı duyacaksınız şimdi. Bir de sert basarsam gibi bir durum. Buna gelmeden önce tabii ki tutuşu öğretmem gerekiyor. Yay tutuşu, elini şu şekilde tut. Topuk kısmı deniyor burası. Elini havadan böyle getir serbest bir şekilde. Baş parmağını kır ve şu U şeklindeki yere, gördüğünüz üzere şu U şeklindeki yere sabitle. Ama içeriye sokma. Yani sabitle. Sonra serçe parmağını yukarıdan gelecek şekilde şu metal parçanın olduğu bölgeye, yani takribi söylüyorum, bu bölgeye. Benim elim şuraya geliyor şu anda. Sonra diğer parmaklarını serbest bırak ve orta parmakla baş parmağını ortalama olarak birbirine dokunacak şekilde. Bazı insanlar şöyle de tutabiliyor ama o yayvan tutuş, şu sıkarsam yayı, o zaman kemanın doğallığı kaybolur. Herkes bu hatayı yapıyor. Önemli olan böyle serbest bir tutuş. Ve geldik keman tutuşuna. Bunda bir yastığım var. Yastık kullanırsam ben rahat ediyorum. Birçok insan da kullanır. Ama kullanmayanlar var mı? Var. Ben şöyle gösteriyorum keman tutuşunu öğrencilerime. Böyle dümdüz size doğru bakıyorum şimdi. Keman da dümdüz size doğru. Sonra tam geriye gösteriyorum. 90 derecelik açılarımı gösteriyorum. Ortasını gösteriyorum 45 derece. Bir de altın oran diye bir şey vardır. Yani bu altın oranı araştırmalarını tavsiye ederim. Tuttunuz. Kafamı hafif sağa sola çevirebiliyorum. Yani bu bizim bir vücudumuzun bir parçasıymış gibi olması gerekiyor. Aynı şekilde yayda. Yani yuvarlaklar çizmek gerekiyor yayda. Öyle. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle yukarıda yuvarlak Çok çizmem net gerekiyor. gözüküyor, evet. Ondan sonra küçültmek gerekiyor o yuvarlakları. O kadar önemli ki biz aslında keman çalıyor gözüküyoruz ya, tabir ne?
keman çalmak değil mi? Hayır abi, biz yay çalıyoruz. Çünkü yay olmazsa kemandan ses çıkmaz. Şu sorunlarla karşılaşıyoruz. Böyle seslerle karşılaşıyoruz. Bunlar hoş sesler değil. Önce kemanı buradan tutmak yeterli. Bu gül ağacının ağırlığı baskıyı verir ve kemandan ses çıkar. Bir çaba göstermenize gerek yok. Şimdi bakın. Bakın zaten kemanın sesi bu. Buna baskıyı uygularsam eğer şu şekilde fazla olmuş oluyor fazla kısacası. olmuş olur. Yani bu bırakın kemandan ses çıkartsın. Biz ne yapacağız? Sadece yön vereceğiz. Neden yön vereceğiz? Çünkü şöyle çekersem yayı, bakın gidecek ses. Şöyle göstereyim. Bu bir paralel çizgi. Bu bir paralel çizgi. Evet. İkisinin ortasında, hatta yine altın oran, biraz daha bu tarafta keman yayını burada paralel bir şekilde çekeceğim. Klavyeye bir tık daha yakın olan Bir yere. tık, bir tık. Evet. Şöyle göstereyim. İşte burada yay tutuşu devreye giriyor. Şimdi yay çekişinde şöyle bir şeyle karşılaşacağız. En dipten başlayacağız. Sonra buraya kadar çektikten sonra bakın. Şurada şöyle bir hareket geliyor. Yani eğer bunu yaparsam bu serbestliği yakalamaya çalışıyorum. Çok kolay değil. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben öğrencilerime sadece şunu söylüyorum. Bir hafta boyunca yay tut, keman tut, yay çek. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece ısın, enstrümana ısın. Bir hafta boyunca ne kadar yapabiliyorsan yap diyorum. Peki hocam, bunu bütün boş tellerde mi yapacak, yoksa ilk etapta sadece alt telimi çekecek? Yani 2'yi, 3'ü, 4'ü de çekecek mi? Bana kalırsa hepsinde uygulanmalı. Ama insanlar sıkılabiliyorlar. Ne yapacak? Aa, falan oluyorlar. Tamam, haklılar ama keman çalıyorsunuz arkadaşlar. Kolay değil. Emek vermeden hiçbir şeye ulaşamıyoruz. Yarısına kadar gel. Kontrol et, doğru muyum? Hiçbir paralellik bozuldu mu? Ayna karşısında çalışmanızı tavsiye ederim bunu. Sonra bir daha çek. Hop, bir yere kadar geldin. Çok iyisin. Çektim mi? Aşağı doğru çektim. Hop, bileğim şöyle oldu. Kolum dümdüz. Bileğim kırık. Sonra iterken bu bilek yukarıya çıktı ve paralellik bozulmadı. Bin bir tane madde sayabilirim ama asıl şey şu bileğim buradayken yukarıda ve debriyajla gaz ilişkisi gibi düşün. Yine aşağı inerken bileğim aşağı doğru iniyor. Bu kadar basit. Bunu yaptıktan sonra yavaş yavaş parmak basmalara geçiyoruz. Önemli olan şeylerden bir tanesi baş parmağınız. Her zaman birinci parmağı basacağınız yere, yani natural olan sol telindeyse la, mi, re telindeyse mi, la telindeyse si, mi telindeyse fa diyez. Buraya birinci parmağı basacağınız yere tam parmağınızı yukarıya bakacak şekilde koymanız gerekiyor. Ve kolayca artık birinci parmağınızın yeri belli. Ve ne olmuş oluyor? Şunu çalışmış oluyorsunuz. Mesela re telindesiniz. Hangi ses oldu? Mi. Şu sol elini de bir yakın gösterebilir Tabii misin ki. bize? Bu mesela böyle tuttunuz, Evet. tutabiliyorsunuz artık. Bunu koydunuz, gökyüzüne bakıyor. Bunu solde uygularsak. Uygularsak sol, la. Evet. Evet. La ve si. Mi fa Ve diyez. mi fa diyez. Bu aslında bir nevi boş tel çalışmalarını yaptıktan sonra artık yavaş yavaş işaret parmağı çalışmalarını, yani elini ilk oturtacağın doğru olan noktaya koyduktan sonra işaret parmağını çalışmaya başlıyorsun. Aynen bu noktada artık keman denizinin içine girmiş bulunuyoruz. Ayağımızı Yani soktuk diyoruz ayağımızı yani. soktuk. Evet. Mira bismillah. Evet. Benim için kulakları çınlasın. Evet. Bu egzersizlere başladık. Birinci parmağı çalıştırıyoruz ama yay kullanımımıza o kadar önem göstermemiz lazım ki. Çünkü neden? Kemanın sesi içli, işte çalan verem olur, dinleyene felç gelir. Böyle bir sürü hurafeler vardır yani. Evet. Uzun sesten dolayı, yani bir mızraplı enstrümana neden dememişler bunu? Bakın bir ses. Uzamadı. Bir Evet. tık kısaldı. Ama uzun ses çekmek bir o kadar zor. Nasıl basıyoruz ikinci parmağı? Şimdi arkadaşlar, birinci parmağı basacağımız yer belli. Şimdi ikinci parmağımı çalacağım.
Buradaki detayın birinci parmağı kaldırmadan ikinci parmağı çalıştıracağız. Kesinlikle. Evet. Birinci parmağa bastım, ikinci parmak. Şimdi bir mi olsun mesela, re telindeyim. Re, boş tel. Birinci parmağa bastım ve ikinci parmağa basıyorum. Yanına basarsam yarım sesli perde olur. Yani fa'yı elde Yani ederiz. fa'ya giderim. Ya da biraz daha ileriye basarım. Fa diyeze giderim. Şimdi fa diyezi göstereceğim. Re boşlar. Birinci parmak ve ikinci parmak. Yani biz burada tam ses aralıkları Tam ses gösteriyoruz aralıkları. şu an. Burada tam ses. İkinci parmakla tam sesi Evet. gösterdim. En kalın telim sol. Sol telinde. Sol. La. Ve si. Si. Hepsi natural bu sesler. Evet. Ama re telinde. Re. Mi. Fa diyez. Yine aynı yerlere bastığım için. La. Si. Do diyez. Bastım. Mi telinde de. Mi. Fa. Sol diyez. Soldeyim. Sol. La birinci parmağım bastım. Si ikinci parmağım bastım. Re boş teldeyim. Mi birinci parmağım bastım. Fa diyez. Fa diyez. La teline geçtim. La. Si. Si. Do diyez. Do diyez. Mi teline geçtim. Mi. Fa diyez. Fa diyez. Sol diyez. Sol diyez. Şimdi bunları hep küçük küçük böyle kendi kendinize şunu yapabilirsiniz mesela. La telinde ikinci parmağa bastım. Hangi notaydı? Do diyez. Tamam. Ben ustayım. Bu dersi geçtim. Alt tele bastım. Başka. Sol telinde birinci parmak bastım. La'dayım. İşte sen de ustasın. Ben de öğrendim hocam. Bravo hocam. Mi telinde ikinci parmaktayım. Mi telinde ikinci parmaktayım. Fa diyez. Çobansın, sol diyez. Ha evet. Oldu. Mi, fa diyez, sol diyez. Ha, en alt tel değil mi? Evet, mi. En tamam. Alt. Bir tane daha sor. Soruyorum. Re telindeyim ikinci parmak. Fa diyez. Bravo ustasın. Döktüm. Şimdi üçüncü parmağa geçtim. Yine sol telinden başlayayım. Sol. Birinci parmak ne dedik? La dedik. İkinci parmak ne dedik? Si dedik. Si'den sonra da do geliyor. Yani yarım ses. Hemen yanına bastığım için do. Re teline geçtim. Re, mi, fa diyez ve sol. La teline geçtim. La, si, do diyez, re. Mi teline geçtim. Mi, fa diyez, sol diyez, la. Üç parmağımı da basmayı öğrendim. Evet. Ama şimdi öğretmek istediğim şey gam. Yani gam dediğimiz şey 8 sesten oluşur ve tonu belirler. İlk başladığım sesin majörü ya da minörüdür. Yani ilk başladığım ses ne olsun? Sol olsun. Sol majör ya da sol minör. Evet. Biz şimdi sol majörü öğreneceğiz. Genelde ilk başlayanlara majör öğretilir. Sol majörün içinde sadece doğal ses haricinde değiştirme işareti olarak kullanılan fa diyez vardır. Sol ile başlıyorum. La'yı basıyorum. La doğal sesim. Si'yi basıyorum. O da doğal sesim. Do'yu basıyorum. Bu da doğal sesim. Bu arada hiçbir şekilde dikkatinizi çektiyse yayım sağa sola kaymıyor. Evet, buraya dikkat ediyoruz. Güzel ses çıkartmak amacım ve ilk başta öğrendiğim şeyi sürekli uyguluyorum. Yay tutuşum kaymıyor. Şöyle olmuyor. Sol telindeyim. Tekrar başlıyorum. Sol. La birinci parmağım bastım. Doğal sesim. Si ikinci parmağımı bastım. Yine doğal sesim. Do. Üçüncü parmağım doğal sesim. Re. Yani bir alt tele, alt boş tele geçtik. Alt tele geçtim. Re teline geçmiştim. Re. Mi. Fa diyez. Sol majör de var. Evet. Fa diyez ve sol. Sol. Alın size bir oktav sol majör gam. Çalmış evet. Oldum. Hızlandırılmışı şu. Her notaya bir yay çalıyorum. Sol. Diğer yayım. La. Si. Do. Bir de bunun geri dönüşü var. Sol. Fa diyez. Mi. Re. Do. Si. La. Sol. Genelde yapılan hata re telinde mesela sol fa mi re yaptım ya.
Do'yu basarken bütün herkes zorlanır. Üçüncü parmağımı üçünü beraber basarsam yine avantaj sağlarım. Ama burada istisna. Direkt tek. Sadece Do'yu basabilirsin. Çünkü çalışması da şudur. Re, Do. Sadece Kaldır yüzük bas. parmağını Kaldır çalıştır. bas. Yüzük parmağını çalıştırıyorum. Evet. Evet. Şimdi bu bir oktav sol majör gam çalıştım şu anda. Artık sol majör bir oktav gam yapabiliyorum. Ama benim çalabileceğim skalada bir oktav daha var. Evet. Yani bir oktav daha yukarıya çıkabilirim. Yani devam oktav dediğimiz edebilirim. Bir sekiz daha koyabilirim üstüne. Yani sekiz sesler oluşuyor ya gam. Bir sekiz daha koyarım, 16 ses. Şimdi yine soldan başlıyorum. Bu sefer R teli üçüncü parmak soldan başlıyorum. La yani boş la boş tele geçtim. Si birinci parmak. Bu sefer Do'yu birinci parmağımın hemen yanına basıyorum. Çünkü Do diyez değil. Evet. Do natural. Evet. Do'yu da bastım. Re'yi yine üçüncü parmağımı bastığım evet. yere basıyorum. Mi yine boş telim. Fa diyez. Fa diyez zaten donanımımda var. Dolayısıyla iyi ki öğrendiğim yere basıyorum. Ve sol hemen yanına. Hemen yanı. Yani bir ikinci teldeki pozisyonumuz benim anladığım ikinci teldeki pozisyonumuzla birinci teldeki pozisyonumuz aynı pozisyon. İki ile evet. Evet. Bir ile yani iki. La teli ile mi teli aynı geliyor. Aynen tamam. Öyle. Evet. Yani sol ile re de aynı. Ama bu sefer 2 ile 3 yan yana. Evet, 2 3 yan yana üst 2 telde ama evet. alt 2 telde de yani 1 2 yan şekil yana. Şöyle göstereyim. Burada böyle. Evet. Burada böyle. Evet. Burada böyle. Burada böyle. Bu 2 oktavlık sol majörü bize bir tek partta peki. Bir kere çalalım. Sol, la, si. Aynı şekilde bir de geri dönüyorum. Evet. Fa diyez, mi, re, do, si, la, sol, mi, re, do, si, la, sol. Evet Aykut'cum, öncelikle bu ders için, bu anlatım için sana çok çok teşekkür ediyorum. Sözü sana bırakalım. Finali yine sen yap. Peki, buyur. Şöyle madem böyle sol majör öğrettik, hazır böyle majör de bir parça çalalım. Hem de Türk müziğinden olsun ki böyle tatlı tatlı veda edelim izleyicilerimize. Eski dostları çalalım. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık Aykut'cum. Çok sağ ol. Son bir söz edeyim. Bu videoları hazırladığın için sana en başta teşekkür ediyorum ama bugüne kadar gelmemde emeği geçen tüm hocalarıma, Arslan Hepgür'den Tüzel Ergün'e, aslında en başta babama, bana bu mesleği kazandırdığı için çok teşekkür ederim. Hepsini biz de canı gönülden selamlıyoruz. Saygılar.